Arkadaşlar merhaba. Her ne kadar bazen birbirlerine hemen hemen eşit olsalar da kinetik sürtünme katsayısı çoğu zaman statik sürtünme katsayısından daha küçüktür. Bu durum akıllarda bir soru işareti yaratabilir. En azından benim aklımda böyle bir soru işareti yarattı. O da şudur ki kinetik sürtünme katsayısı neden daha küçüktür ya da neden daha küçük olabiliyor? Yaptığım okumalar sonucunda zihnimde kolayca canlandırabildiğim bir açıklamaya ulaştım. Şöyle düşünelim. Olaya sokaktaki adam gözüyle bakacak olursak eğer, diyelim ki bir cismimiz olsun bu hareketsiz durum. Buraya çizmeyeyim. Hareketsiz durumu çiziyorum şu an. Evet. Bir cisim var ve bir yüzeyin üstünde hareketsiz duruyor. Yüzeyi başka renkle çiziyorum. Evet, cisim aynen böyle bir düzlem üzerinde durgun halde. Burada da sabit bir hızla hareket eden başka bir cisim var. Yani bunların yüzeyleri aynı. Bu cisim sabit bir hızla bu yönde hareket ediyor. Evet, hızı sabit. Şimdi ilginç olan kısma geliyorum. Kütlelerin eşit, yüzeylerin aynı olduğunu varsayarsak Buradaki statik sürtünme kas sayısı niçin? Burada tekrar etmek istiyorum. Bu cisim hareketsiz. O yüzden statik sürtünme kas sayısı devrede. Evet hemen devam ediyorum. Bu sürtünme kas sayısı niçin? Buradaki kinetik sürtünme kas sayısından büyük olmak zorunda. Statik sürtünme kas sayısı neden kinetik sürtünme kas sayısından daha büyük? Ya da şöyle düşünelim. Buradaki statik sürtünme kuvvetini yenip cismi harekete geçirmek için gereken kuvvet Zaten hareket halinde olan bu cismi ivmelendirmek için gereken kuvvetten neden daha büyük olsun? Çünkü burada daha duyarsız bir sürtünme kuvveti söz konusu Şimdi bakalım bu ne demek oluyor? Atomik boyuta zoom yapacağım. Evet arkadaşlar, atomik boyutta neredeyse hiçbir şey pürüzsüz değildir. Yani Buradaki yüzeye yakından baktığımız zaman muhtemelen şöyle bir şey görürüz. Şimdi yüzeyi oluşturan molekülleri çizmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Ancak bu kadar geliyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Yani ne yapıyoruz? Yüzeye çok çok yakından bakacak olursak buna buna benzer bir şey göreceğiz. Ama öyle böyle değil yani atomik seviyeye kadar yaklaşıp öyle bakıyoruz. Çizdiğim bu kutucuktan bile çok çok daha küçük bir yüzeyin kesiti bu. Şimdi şunu hayal etmeye çalışıyoruz. Atom veya moleküllerin birbirlerine temas ettikleri noktalarda ne oluyor? Bunlarda cismin molekülleri olsun, kutunun molekülleri de böyle dağılmış. Temas yüzeyleri tamamen pürüzsüz değil. Bu videoda asıl vurgulamak istediğim ikinci husus da bu. Sürekli temas yüzeylerinden, kuvvetlerden filan bahsediyoruz ya. Belki felsefeyi de ilgilendiren bir gerçek var ki hiçbir şey bir diğeriyle gerçek bir temas halinde değildir. Bakıyoruz atomlar birbirlerini itiyor çünkü elektronları ve protonları var ve aralarındaki elektromanyetik etki birbirlerine dokunmalarına izin vermiyor. Yani bir şeyi ittiğinizde olan şey elinizdeki elektron bulutlarının cisimdeki elektron bulutlarını itmesinden ibarettir. Bu cisim tuttuğunuz kalem olsun, bastığınız tuş olsun, kaldırdığınız fincan olsun, hiç fark etmez. Atomlarınız cisim atomlarını itiyor ve karşı yönde hareket etmelerine neden oluyor. Yani aslında aklımızda canlandırdığımız o gerçek temas durumu yok aslında. Ola ki kafayı iyice sıyırmak isterseniz bu konuyla ilgili kimya videolarını izleyebilirsiniz. Göreceksiniz ki bu atomların büyük bölümü aslında boşluktan oluşuyor. Elektron bulutları yani elektronların bulunma olasılıklarının en yüksek olduğu yerler elektronun veya çekirdeğin yanında devasa kalıyor. Yani buradaki durum aslında bir boşluğun diğerini elektromanyetik kuvvetlerle itmesinden ibaret. Evet, her neyse bizim konumuz sürtünmeydi. Devam edelim. Evet, cisim hareket etmediğine göre moleküllerinin yüzey molekülleriyle iç içe girdiğini düşünebiliriz. Yani cismin atomik çıkıntıları yüzeyin atomik boşluklarına yerleşmiş gibi. Dolayısıyla cismi hareket ettirmeye kalktığımızda yani onu sağa sola belli bir kuvvetle ivmelendirmeye çalıştığımızda üstesinden gelmemiz gereken ek bir dirençle karşılaşırız. Mesela bu parçanın ya kopup gitmesi ya da tüm cismin birkaç atom veya molekül kadar yukarı kalkması gerekir. Veya bu parça kopup gidecek ya da birkaç molekül kadar aşağı kayacak. Biz bu boyutta olup bitenleri fark edemiyoruz. Cisim veya yüzeyin birkaç molekül çapı kadar yukarı kalktığını veya aşağı indiğini göremiyoruz. Ama bu olmak zorundadır. Ya öyle olacak ya da bu girinti ve çıkıntıların kopup gitmesi gerekecek. Fakat cisim harekete geçtikten sonra en azından benim düşünceme göre çıkıntılar girintilere yerleşme fırsatı bulamaz. Şimdi de hareketli durumun çizimini yapalım. Benzer bir yüzey çiziyorum, yani az önce çizdiğime benzer bir yüzey oluşturmaya çalışıyorum Bunları aynı iki yüzey olarak hayal edin Cisim harekete geçtikten sonra çıkıntılar, girintilere yerleşemiyor Tüm cisim, yüzeyin molekülleri üzerinde kayarak bu yöne gidiyor Yani şimdiki durum şuna benziyor Ben bu kadarını çizebiliyorum. Evet Durum böyle, bu kısım biraz yukarı kaydı, statik sürtünme ortadan kalktı ve kayma başladı. 3 aşağı 5 yukarı aynı yüzeyi çizmeye çalışıyorum. Evet, artık hareket halinde olduğumuza göre çıkıntıların girintilere yerleşme şansı kalmadı. Evet, cisim yüzeye ait moleküllerin tepesinde zıplaya zıplaya halinden memnun bir şekilde gidiyor. Hareket halindeyken etkiyen sürtünme kuvveti nereden kaynaklanıyor peki? Cisim hareket halinde olsa bile bazı girintilerle bazı çıkıntılar ara sıra birbirine denk gelecektir. Ama bir sebep daha var. Cisim molekülleri ile yüzey molekülleri arasında bazı kısa süreli kimyasal bağlar oluşuyor. Bir bağ kurulurken bir bağ kopuyor, o yüzden cismi hareket ettirmek, ivmelendirmek için sürekli olarak kurulan bağları kopartmamız gerekiyor. Hareket halinde üstesinden geldiğimiz sürtünme aslen bundan kaynaklanıyor. Aynı bağlar burada da söz konusu ama burada bağların yanı sıra bir de bu iç içe geçmiş bu pürüzler var. Burada bir de iç içe geçip öylece kalmış bu girinti ve çıkıntıları da aşmamız gerekiyor. Bu sezgisel bir yaklaşım. Sonuçta bu konu hala araştırılıyor. Yani tartışmaya açık. Ancak atomik boyutta neler olup bittiğini düşünmek eğlenceli oldu değil mi arkadaşlar? Neyse statik sürtünme katsayısının niçin kinetik sürtünme katsayısından büyük olduğuna dair yaygın sezgisel yaklaşım işte bu. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.